ben de. Eğer sağlam bir arkası olan bir sayfadan yaptığınız takdirde kesinlikle sağlam bir alışveriş tarzıdır. İnternette okuduğumuz kadarıyla oluyor sıkıntı ama ben eğer gerekli sertifikaları alan bir sayfadan yapıldığı takdirde kesinlikle de çok da güvenli, hayatı kolaylaştıran bir şey yani. Kredi kartı olmayan insanlar alışveriş yapamıyorlar ve bu birçok kişiyi mağdur ediyor. Banka kartıyla da alışveriş yapılabilse çok iyi olur ama bazı siteler bunu kabul etmiyor. Geçenlerde kitap siparişi verdim ve banka havale yoluyla parayı gönderdim ve hala elime ulaşmadı. Yaklaşık bir ay olacak. Bundan hani şikayetçiyim biraz. Hatta haberlerde de bir şey gördüm. Cep telefonu siparişi veren birisi hıyarla cep telefonu, oyuncak telefon gönderiyor. Yani Türkiye böyle bir yer. Çok güvenmeyin internete. Uçak biletimi internetten alıyorum. Kitap alacağım zaman internetten almaya özen gösteriyorum. Daha uygun fiyatlarda oluyor çünkü. Bir de isim yapmış şirketler olsun, işte firmalar falan. Hani güvenilir oluyor. Güvenlik sistemleri bayağı iyi oluyor. Mesela telefona şifre falan geliyor. Güvenmediğim sitelere asla kredi kartımı yazmıyorum. Güvenlik sistemi çok kuvvetli olan, çok iyi olan internet sitelerde alışverişimi yapıyorum. Güvenli bir şekilde kredi kartımı da kullanıyorum. Mal da alıyorum. Mal da geldiği zaman özellikleri neyse aynısı geliyor. Bu gene kadar eksik, hatalı bir şey gelmedi. Sadece fiyatını yüksek olarak birkaç defa aldım. O da benim hatam. Ve hiçbir problem yaşamadım. Hatta yurt dışından da eBay'den de alışveriş yapıyorum. Gümrüğe mal geliyor. Gümrükte bedelini ödüyorum. Gümrük vergisini çekiyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Bence güvenli. Bankalar bu konuda gerekli güvenliği sağlıyor. Bugüne kadar çok internetten alışveriş yaptım ve hiçbir problem yaşamadım. Aynı şekilde. Banka hesabı çalınan oldu ama bunun kişinin kendi bilinçsizliği olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar garanti konusunda, teknolojik aletler konusunda sıkıntı yaşadım. Geri gönderdiğimde cihazlarda sıkıntı yaşadım. O kadar. Hiç yapmadım ama pek de güvenemem yani. 1 milyarlık bir alışveriş yapsan oradan sana ya getirecekler mi, getirmeyecekler mi, paran gidecek mi, gitmeyecek mi? Onlar sakat olur yani, değil mi? Geç geldi bir tane arkadaş, ceket mi ne istedi, geç geldi, defolu geldi. O yüzden yani pek güvenemem ben. Onu bilmiyorum ben. Bileni sormanız lazım. Neden devlete güvenmeyeyim? Ay öyle bir şey varsa neden çıktı o zaman? Hani bunu durduramazlar. Güvenirim yani. İnternetten alışveriş yaptım. Firma ismi söyleyeyim. Hepsiburada.com'dan ayakkabı aldım kendime. Farklı ürün gönderiyorlar. Fiyat farkı olduğunu söylüyorlar. Yani bence çok sağlıklı bir olay değil. Görüp dokunup ellemek daha iyi bence. Benim 50 milyon denilen ayakkabı geldi. İşte 20 milyon ne farkı? Bilmem 25 milyon ne farkı dediler. Bir de çocuğun istediği ayakkabıyla gönderilen ayakkabının kesinlikle alakası yoktu. Biri çakmaydı, biri orijinaldi. Ki bir olay daha yaşadık biz. Yine bir arkadaşım ayakkabı almıştı. Yırtık ayakkabıyı göndermişlerdi. O yüzden en iyisi birebir görmek, dokunmak, ellemek, hissetmek, bakarak almak daha iyi. Ya değişiyor. Siteye göre değişiyor. İnternetten alışveriş yaptığım siteye göre değişiyor. Evet yaptım. Ya kalmadığım da oldu. Ya kıyafet konusunda kalmadıklarım oldu. Memnun kaldıklarım da oldu. Bence güvenli ya. Güvenli siteler var hani. Onlar güvenli. Çok yaparım ben alışveriş. Güvenli. Zaten hatalı ürün geliyor. Pantolon istiyoruz mesela. Tişört gibi şeyler geliyor. Onları da geri gönderiyoruz kargoda. Hani geldiği gibi geri gönderiyorum. Adamlar düzeltip geri yolluyor. Telefonla mobil ödeme yapıyordum. Ödemeyi yaptım ama ürün gelmedi. Bir orada biraz canım sıkılmıştı. Ben de peşine düşmedim pek. Bence güvenli yani. Şimdiye kadar hiç yapmadım. Onun için bilmiyorum. Hani hiç işim de olmadı açıkçası. Genelde kendim görerek, tercih ederek, fiyatlarını araştırarak, hele bugünümüzde artık düşünerek alışveriş yapmanı gerektiğini biliyorum. Yani internetten mesela kızım da var, alışveriş yaptığı da var. Hani uygun fiyatlı olanlar da var. İnceleyerek, bizzat görerek alışveriş yapmam gerektiğine inanıyorum. Ben bir kere aldım. Hani onda da beden olarak büyük geldi hepsi. O yüzden geri gönderme olasılığında da para istiyorlardı. Ondan güvenli değil bence. Kargoda başka bir şey gelmişti. Kıyafet gelmişti. Aldığı kıyafet değil, başka bir kıyafet gelmişti. Çok beğenenler de var. Ben daha önce hiç yapmadım ama güvenli olmadığını duydum. Ya mesela kuzenim kıyafet almıştı. Ceket farklı renk gelmiş. İstediği gibi gelmemiş. Ya da ne bileyim defolu ürünler gelmiş. Ya da internet sitesinde ya da sosyal ağlarda duyduğum kadarıyla bir ay sonra, iki ay sonra gönderilmiş. O yüzden pek tercih etmiyorum. Birkaç kez yaptım alışveriş ama herhangi bir sakıncasını görmüyorum. Sanal kredi kartları yani onlara tanımlayıp belli bir limit o şekilde kullanılabilir bence. Birçok arkadaşım var alışveriş yapan. Hatta bir arkadaşım var, bir kız arkadaşım. Haftanın neredeyse 3 günü yurt dışından devamlı alışveriş yapıyor ama hiç başına bir şey geldiğini duymadım. Ya hem güvenli hem güvenli değil yani. Kıyafet aldım mı bedeni uymuyor. Ben telefonumu falan internetten aldım o yüzden. Yani nötr yani, ikisi de hem güvenli hem güvenli değil. Bence güvenli tabii her siteden değil. Bazı güvenilir sitelerden
yapmak gerekiyor. Trendyol'dan alışveriş yapıyorum, Markafon'dan alışveriş yapıyorum. Bugüne kadar sipariş ettiğim hiçbir üründen pişman olmadım. Atıyorum ayakkabı alıyorum örneğin. Hangi numarayı seçiyorsam o numara geliyor ve tam oluyor yani. Evet, güvenli buluyorum. Güvenli ve pratik. En son ayakkabı aldım ve memnunum. Ekstra olaylar gelenleri duydum ama ben yıllardır kullanıyorum ve hiç başıma bir şey gelmedi. Mesela bir arkadaşım birisi X-Pass sipariş etmiş. 1300 lira değerinde. Kutunun içinde sadece fotoğrafını falan göndermişler. Hiç güvenli bulmuyorum yani şu aralar. Ama sadece hani sahibinden.com falan. Hani o sitelere güvenli buluyorum. Çünkü sadece kapıda ödemeyi destekliyorum ben. Aldığınız ürünü tabii kontrol etme şansınız yok ama geri iade etme şansınız var. Kapıda ödeme gayet başarılı yani ama kredi kartıyla hiçbir şekilde tasfiye etmiyorum yani. Birisi PlayStation kolu almıştı. PlayStation kolu. PlayStation 3 mü ne söyledi? O da PlayStation'ın bu ilk çıkan kolları var ya. Onlardan falan göndermişlerdi bir arkadaşıma. Kim bizim mahalleden? Adını unuttum şimdi ya. Ama göndermişlerdi yani. Onu hatırlıyorum. Başka da bir şey yok. Bence internetten alışveriş yapmak gayet güvenli. Ben kendim çok alışveriş yaptım. Diğer arkadaşlarımız yaptı. Profesyonel fotoğrafçılık yapıyorum. Ve bütün ekipmanlarımı internetten aldım. Üstelik yurt dışından geldi. Yurt dışı olduğu halde hepsi elime geldi. Mesela en son geçen hafta Çin'den bir alışveriş yapmıştım. Bakkaldan ekmek alır gibi. Aynı gün içinde bile çoğu zaman kargolar elimize geliyor yurt içinde. O yüzden gayet kredi kartıyla güvenli bir şekilde alışveriş yapıyoruz. İnternetten alışverişi güvenli buluyorum ama siteye göre değişebilir bence. Güvenilir bir site ise alışveriş yapmak tamamdır yani, bir sıkıntı olmaz. Alışveriş hiç yapmadığım için bilemiyorum. Kipa'dan alışveriş yapıyorum. Teşekkür ederim.